Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla yine birlikteyiz. Karaburun'daki rüzgar enerji santrallerinin o yörede yaşayan insanların yaşam alanlarına etkileri konusunda çok sayıda program yaptık. Bu haftaki Çepeçevre Yaşam'ın konusu da bu rüzgar enerji santralleri olacak. Daha doğrusu rüzgar enerji santrallerinin hukuki süreciyle ilgili gelişmeleri bu hafta paylaşmaya çalışacağız. O bölgede Yaylaköy'ü civarında yapımı planlanan 47 RES direğine karşı açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve daha sonrasında da lisanslar iptal edildi. İşte Karaburunlular tam bunun sevincini yaşarken o günlerde konukları da vardı. Bodrum'da kendi yaşam alanlarında rüzgar santrali yapılmasına karşı mücadele eden Bodrumlular Karaburun'a gidip bu durumu yerinde görmek istediler. Tam Karaburunluların bu mahkeme kararını kutlaması ve Bodrumlu konuklarını ağırlamasıyla çakışan bir dönemde bir kutlama havası içerisinde geçti. Ama işte burası Türkiye, mahkeme kararının nasıl içe sayıldığını, nasıl görmezden gelindiğini ve bir bürokratın sözüyle nasıl bertaraf edildiğini çok geçmeden öğreneceklerdi. İşte Çepeçevre Yaşam programında bu hafta bu konuyu ele alacağız. Fazla değil. Evin içerisinde yatak odasındayım. Gürültü var mı? Bir dinleseniz. Yani o gürültü yok yapmaz diyenlere karşı. Bir dinleseniz. Kendi arazilerimize gidemedik. Biz burada bahçemizden domatesimizi, incirimizi, üzümümüzü kopardığımız alında yıkamadan yedik. Ama şu anda maalesef yiyemeyiz. Ve hayvanlar, bu köy 40 küsür hane. Bunun 22'si aşağı yukarı hayvancılıktan geçinen bir köylü. Karageçi, Karaburun köylerinde en fazla Karageçi, Kılgeçi bizim köyde. Maalesef eğer kim bu 47 türbüne dikilsin, biz bu köyü terk etme mecburiyetindeyiz. Ama Yunanistan'a mı geçeceğiz? Başka Avrupa ülkelerine mi geçeceğiz bilmiyorum. Arkadaşlar, yani canınızı verin gerekirse dağlarınızı, yakın köyünüzün yakınına direkt diktirmeyin. Benim size söyleyeceğim bu kadar. Ben bu köy direğine dikileli hastalıkta çoğaldı. Bahçelerimize biz bir tane tomat yiyemiyoruz. Bir kere dökeyle kuruyla geçeli. Eme direklerden mi oturur? Özgerinden mi oturur? Neden oturur benim? Hastalığımız desen bir ayın içinde 3 tane ölü öldü kalp krizinden. Oldukları yerde uyurlar yerde ölü verdiler. Biz de böyle titirik duruz. Büyünlü yarını ne zaman öleceksek biz bu direklerin dikilmesine razı değiliz. İzmir'e kadar gittim ben her yakayı dolaştım. Bu koca karı burada yatma.
Ama bizi dinleyen yok. İnşallah sizi dinlettirebilirsiniz. Bizim hayvanlarımız ölmüyordu. Şimdi oğlanlarımız, hayvanlarımız ölüyor. Biz bu direklerden hiç memnun değilik. Ama canımızı verin. Yoluna şeyimizi koy ama yerimizi vermem. Asla bizi gafil avladılar. Asla vermeyin. Asla. Bizi oyuna getirdiler ama biz anlayamadık. Köylü olduğumuz için cahil buldular bizi. Hepimize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Bizim için buralara kadar gelmişsiniz. Ben yayla köylüsüyüm. Bu direkleri bilmeden herkes karar vermiş, bir şeyler yapmış, dikildi. Ama şimdi de bir çare bulamıyor muyuz diyelim, ne diyelim? 15 gündür direkler çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Bozuk diyorlar. Ama ne kadar bozuk? Neden bozdular? Nasıl oldu bilemiyoruz. Daha da dikilecek diyorlar ama biz bunların dikilmesini istemiyoruz. Tekrar bu bütün direkler dikilecekmiş. Bu kadar köyün yakınına nasıl dikilir? Ne olacak? Gece de uyumadık, gündüz de uyumadık. Toplandık da gittik de İzmir'e de gittik. Her zaman pankart açtık ama hiçbir bilmiyor. Kimse gelmedi, kimse gitmedi. Çok güzel. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ne olacağını. Adım Mustafa Şenbahar. Aslen Urfalıyım ama burası birinci vatanımız sayıyorum çünkü her taraf benim için aynı, hiç değişmez. Hepiniz buraya ta Bodrum'dan, Çeşme'den, İzmir'den geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kemal Sunal'ın bir tane filmi var, hepimiz seyretmişizdir. Hakimin karşısına çıkıyor, sayın hakim diyor. Bizim durumumuz bu şekilde şimdi bu köyde. Bu şekilde... Şu gündelikçi hocalar var ya çıkıyorlar, duydum Bodrum'a da gelmiş. Ben o gündelikçi hocayı defalarca davet ettim buraya. Çevreye duyarlı insanları bilgi ve birikimlerini kullanarak aldatıyor, yalan söylüyor. Temiz enerji safsatası yalandır, külli yalandır. Bunlar Türkiye'deki bazı çevreci kuruluşlar vardır, sektörleşmiş. Ya siyasetle uğraşıyorlar. Bunlar hepsi sermaye tarafından kurulmuş kuruluşlardır. Sansasyon yaratıyorlar. Ama bir bakıyorsun ki bunlara para sağlayan Gold Standard Vakfı'nın üyeleridir. En büyük güç halkın gücüdür. Hiç kimse onu yenemez. Ne yapıyorlar? Önce köyden bir iki kişiyi asgari ücretini 12 saat çalıştırıp burası bir köy, bir akrabayız hepimiz. Burada hiçbir yabancı yok bu köyde. Yörük bunlar 400 sene önce Toroslardan gelmiş buraya yerleşmiş. Kıl çadırlardan sonra o şey yerleşime geçmişler. Hepsi şimdi kimse bayramda birbirine fazla konuşmuyor. Neden? Önce iki kişi işe alırlar. Köyü bölerler. Onlardan ispiyonculuk yapar. Onlardan bilgileri alırlar. Ondan sonra bu adamlar çok uyanık. Ormandan şey mi alacak? İzin mi alacak? Hemen o arıyorlar, buluyorlar orman eski orman bölge müdür muavinini. Danışman yapıyorlar. İmar planı mı yapacaklar? Kimi Karaburun'da kim problem çıkarır, sorun çıkarır? İmar kim çıkarır? Belediye çıkarır. Hemen belediyeden işlerini yapan özel bir şey imar planlayıcısını bulurlar. Onu da danışman yaparlar. Yani termiğe karşı çıkıyorsunuz, hidroelektriğe çıkıyorsunuz, RES'e de karşı çıkıyorsun. Türkiye dışa bağlı mı? Yalan. Külli yalan. Geçen bir elektrik mühendisleri odasının bir panelinde konuştum. İş adamları çağırmışlar. Ben de burada kaçtım gittim. Koşa koşa yetiştim. Külli yalan dedim ben. %65'in elektriği koyan, %20 kayıp kaçak var. Kayıp kaçağı ne diyorsunuz siz? Vermişsiniz özel sektöre, hatları değiştirmiyor, bilmem ne yapmıyor. Bize elektrik lazım değil. Mum dibini aydınlatmaz. Bunlara dedik ki, biz bilmiyorduk bu kadar tehlikeli olduğunu. Bizi kandırdılar, bakın. 2116 tane zeytin söktüler. Kimseyi suçlamıyorum. Herkes, çoğu kişi geldi yanımıza ve en daha çok dışarıdan gelip buraya yerleşenler bize yardımcı oldu o konularda. Ama Yırca gibi olsaydık burada 2000 tane zeytini sökemezlerdi. Bunlarda din, iman, vicdan, merhamet yok.
O yayla köyünü ne hale getirdiler be? Yaşamaz hale getirdiler ya. Bunlar. Bu ne diyeyim ben başka? Her şey meydanda. Keçiler, yarasalar terk etti. Biz domuz ya, affedersiniz, domuz beklemek için gece bağın içine yatarız. Eskiden böyle aydınlıkta vızır 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 yarasalar uçuyor. Bir yarasayı bir gecede 15 bin tane zararlı böcek yiyor. Tarım arazilerini koruyor. Gitti. Bu ayda burada bütün köylü biliyor. Binlerce martı, adam martısı, tavuk gibi. Gelir burada yumurtalama zamanı geçirir. Bir tane martı görüyor musunuz? Arı ölümleri. Benim kendi arım vardı. 20 kovan arı öldü bu sene. Nereden geldiniz siz? Siz de Milas değil mi? Bu yöresel kıyafet. Evet. Nedir bu kıyafetin adı? Yörük kıyafeti. Yörük kıyafeti. Evet. Ha, ne kadar güzel renkleri, şeyleri. Siz kendiniz mi örüyorsunuz yoksa aldınız mı bunları? Bunları hazır alıyoruz. Hazır alıyorsunuz. Kendimiz dikiyor. Sizin köye mi yapılacak bu resimler? Hayır, Bodrum. Bodrum. Yakın mı sizin? Yarışa. Biz oralarda tabii ki oranın ekmeğini yiyoruz. Onun için burun yanlış yere. Yeri yanlış diyorsunuz. Yani. Çok yakın. Evet. Başka yerler var, kurulacak yerler var. Onları istiyoruz biz. Sizin köye o kadar yakın değil ama değil mi? Gene de yakın. Her zaman gidiyoruz. Her gün Bodrum'dayız. Biz zarar görüyoruz tabii. Faydası yok, zararı var. Savunma iradesini ve yüreğini ve cesaretini gösterebilirlerse onlarla yürüyeceğiz.
Ama ola ki ben hala resmini savunuyorum derseniz ben yokum orada. Kimse yok. İkinci konuşmamda aktivist çevreci olarak Derneleri Kardeşliği'nin kurucu başkanı duymuşsunuzdur. 15 yıldan beri Karadeniz'deki HES'lerle ilgili yapılan o müzakerenin tek bir ruhu var arkadaşlar. Direnmek. Biz gerek Karaburun ve gerek seçimdeki arkadaşlarla konuşurken haritaya açıp baktığınız vakit rüzgar enerjileri kurulabileceği çok alanlar var Anadolu'da, dağlarda, farklı yerlerde. Dedim ki kardeşim seçmenin başına bu geldi, Karaburun'un başına bu geldi, Muğla'nın başına, Datça'nın başına, birçok yerin başına bu geldi. Gelin bir hat oluşturalım. O nedenle Bodrum, Karaburun ve Çeşme gerçekten bu dostluğumuzu pekiştirelim. Çevre dayanışmasını yapalım. Restlerin dili yok, imanı yok. Her şey paradır. Sermaye asla affetmez. Girdiği yerden de çıkmaz. O nedenle girmeden bahsedeceksiniz. Nereye giriyorsa kafasına siz vuracaksınız. Soktuğunuz andan itibaren orası bitmiştir. Yaşasın dayanışma! Yaşasın dayanışma! Yarın kararı uygulansın! Yarın kararı uygulansın! Lodos Anonim Şirketi'ne ait Karaburun Rüzgar Enerji Santrali'nin türbinleri yargı kararlarına rağmen tekrar devreye alındı. Bugün burada hukuk mücadelemizi gönüllü olarak yürüten Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları ile birlikte mahkeme kararlarının uygulanması talebimizi Karaburun Kaymakamlığı'na iletmek ve savcılığa yargı kararlarını uygulamayanlar ve mahkeme kararına aykırı talimatla tesisi faaliyete sokanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere toplandık. Çevre Bakanlığı'nın 2005 yılında verdiği çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı ile 166 adet türbin kurulumu için Karaburun Yarımadası'nın %61'i tek bir firmaya tahsis edilmiştir. Bu karara dayanarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun verdiği üretim lisansı ile Yayla Köyü çepeçevre sararak Bozköy Tepeboz sırtlarına kadar uzanan 50 rüzgar türbininin kurulumu tamamlandı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından 47 yeni türbin kurulumu için üretim lisansına tadilat yapıldı. Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 25.5.2015 tarihinde oy birliğiyle verdiği kararla Lodos Anonim Şirketi Karaburun RES projesinin üretim lisansı iptal edilmiştir. Ancak Karaburun RES türbinleri yargı kararları hiçe sayılarak 13 Haziran günü tekrar devreye alınmıştır. Firma yetkilileri türbinlerin TEİAŞ'tan aldıkları talimat doğrultusunda çalıştırılmaya başlandığını ifade etti. Al türbini bahçeledik. Uygulanmayan yargı kararıyla ilgili hukuksal gelişmeleri açıklamaları çok sevgili ÇEHAV avukatları tarafından yapılacak. Ben sizlere yalnızca bugün Karaburun içerisinde RES'lerle ilgili geldiğimiz noktayı çok kısaca özetlemek istiyorum. Bizler temiz enerji, yenilebilir enerjinin öneminin farkındayız. Ancak Karaburun Yarımadası'nda temiz yenilebilir enerji kelimesini çok büyük bir tırnak içinde kullanıyoruz. Çünkü Karaburun Yarımadası bir RES alanı yaşamakta. Yarımada'nın 161'inin tahsis edildiği Lodos Enerji'nin dışında Yarımada'da 5 firmaya daha üretim lisansı verilmiş durumda. Arkamızda gördüğümüz Akdağ kitlesinin dışında tüm Yarımada rüzgar türbinlerinin, rüzgar santrallerinin alanı olarak tanımlanmış izinler verilmiş durumda. Dolayısıyla bizler çok çok değerli bir Yarımada'da yaşadığımızın ve ayrıcalığımızın farkındayız. Ve bugünümüzü ve gelecek kuşakları koruma kararlılığındayız. Bizler çok değerli bir bölgede yaşıyoruz. Çünkü Yarımada doğal yapısıyla, barındırdığı nadir hayvan ve yaban hayatı ve bitki örtüsüyle çok çok değerlidir. Dünya, bir dünya mirasıdır. Bizler çok değerli bir
bir bölgede yaşıyoruz. Çünkü yarımada akılcı davranıldığında çok da değerli olan bir yerel kalkınma potansiyeline sahip. Dolayısıyla bizler yarımadanın bütünsel olarak korunmasını talep ettik. Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğü bizim bu talebimizi uygun gördü. Bütün ilgili bakanlıklar bu talebimize uygun görüş verdiler ve Bakanlar Kurulu kararı hazırlandı. Yalnızca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karaburun Yarımadası'nı bir enerji üretim sahasına döndürmek istediği için bu karara şerh koydu. Türbünü bahçeledik, al türbünü bahçeledik. Arkadaşlar, herkese merhaba. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları olarak Karaburun RES mücadelesine gönüllü hukuki destek sunuyoruz. Bu davayla ilgili olarak neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Aslında bugün burada bir kutlama için bulunmayı tercih ederdik. Fakat ne yazık ki bu ülkenin idaresi, iktidarı, bu ülkenin muktedirleri hevesimizi kurtağımızda bırakmakta çok başarılılar. Lisans Karaburun Lodos Enerji Anonim Şirketi'nin üstlendiği Lodos Karaburun RES projesiyle ilgili olarak lisansının, elektrik üretim lisansının iptali için 2014 yılının sonlarında dava açtık Ankara'da. Bu davanın sonucunda çok özet geçiriyorum, üretim lisansı iptal edildi. Önce yürütmeyi durdurma kararı verildi, akabinde üretim lisansı iptal edildi. Üretim lisansının iptal edilmesi şu anlama geliyor. Artık şu noktadan sonra buradaki üretilen enerjinin üretilmesi mümkün olmadığı gibi bunun dağıtımı, satışını da yapamazlar. Yani çok ciddi anlamda faaliyetin durması gerekiyor. Ne yazık ki en başta yürütmeyi durdurma kararı aşamasında duran faaliyet, öğrendik ki TEDAŞ'ın, TEİAŞ'ın herhangi bir yetkilisinin telefonu ile tekrar faaliyete alınmış, tekrar tribünler çalıştırmaya başlamış. Yani bugün Türkiye'de herhangi bir idare memuru dahi mahkeme kararlarını uygulamama konusunda kendisini korkunç bir güçlü hissediyor, korkunç bir cesaret hissediyor. Bu yargıdanın geldiği aşama açısından son derece heves kırıcı, umut kırıcı bir sonuç. Yani bugün bir mahkeme kararı ne yazık ki bir bakkalın hesap defterinden daha kıymetli değil ne yazık ki. Herhangi bir memur buradaki bir şantiye şefine telefon ediyor, işletmeyi devreye alın diyorlar, onlar da devreye alıyor ve çalışmaya başlıyor. Geldiğimiz nokta bu. Buraya gelmeden önce dün İzmir Valiliğine başvuruda bulunduk yine karaburunlar için. Bu türbin faaliyetlerinin yasaya devam eden üretim faaliyetinin yasaya aykırı olduğunu, çünkü ortada bir üretim faaliyetinin dayanağı olan yasal bir lisanslarının bulunmadığını söyledik. İdare bu mahkeme kararlarını uygulamak zorunda. 30 gün içerisinde bu üretimi, bu faaliyeti durdurmak zorunda. Eğer durdurmuyorsa durdurmayan görevler hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Biz hiç bunları istemiyor. Bizim köy ikiye bölündük. 16 kişiyik biz. Kalanı AK Partililer dile diyor. Bizi anlamıyorlar. Derdimiz ayak altına aldılar. Ayak altına aldılar bizi. Biz on tırnağımızdan kazıyor. On tırnağımızdan alnımızın teriyle ekmek yiyor. Dağlarda. Biz hiçbir yerden yardım istemiyor. Biz her şeyi helalından istiyor ama biz bu direkleri istemiyor. Hayvanlarımız düşük yapıyor, hayvanlarımız ölüyor, arazimiz yok. 6 kilo kepenek hem yorganım, hem döşem, hem yastığı. Biz bir kara pınar çalısına dayanıyor. Dayakta bir kara pınar çalısı. Ha, ellerimizin şu nasırlarına baksınlar. Ama hep konuşmak, onlara şey diye azıcık da bizi dinlesinler. Azıcık bizi lütfen. Lütfen bu direkleri durdursunlar. Lütfen. Lütfen. Benim sözüm bu kadar. Ne diyelim? Direkler döndüğümüz vakit bizim psikolojimiz bozuldu. Direk durduğu vakit kafamız dinlendi. Bizim köyde hani 3 ayın, şu 1 ayın içinde 3 tane mevzamız oldu. Kalp krizinden gitti. Biz direkler durduğu vakit kafamız dinleniyor. Çalıştığı vakit psikoloğumuz bozuluyor. İnan ki benim ellerim sinirden tutmuyor. Detinliğin içine mi diktiler direği? Nasıl izin vermeden nasıl dikiyorlar? İzin vermedik. Dinlemediler.
şey götürmüşler şeyini parasını yatırmışlar. İki üç şeye. Hani yatırıklar ya ne yapılıyorsa orasına. Yatırıklar şey yaptılar ya. Oradan da mahkemeye verildi. Hala mahkeme devam ediyor ama bilmiyorum. Sonuçta sen şimdi zeytinleri, artık zeytinlerini işleyemiyorsun. Giremiyoruz onların şey yaptıkları yerlere. Giremiyoruz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Aslında Çepeçevre Yaşam programının sezon finali bu program. Karaburun Yarımadası'ndaki rüzgar enerji santrallerine karşı verilen mücadeleden bir kesiti ekranlarımıza taşımaya çalıştık. Aslında Türkiye'deki hukukun, daha doğrusu hukuksuzluğun geldiği noktayı göstermesi açısından ilginç bir bölüm olduğu düşüncesindeyiz. Çepeçevre Yaşam programı bu bölümüyle bu sezonki finalini vermiş oluyor. Önümüzdeki sezonlarda, önümüzdeki bölümlerde daha iç açıcı konular ve daha güzel gelişmelerle birlikte olmak ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.